Burada gezme yani, şu bu kadar ev var. Şu tripodun altına geliyorsun yani. Aşık da değiliz, ne yaptık biz ya? Ellerim de bu arada mikrofona değmesin. Aloha. Yay burcunun diğer burçlarla uyumu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yalnız ve lakin öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Yay'la beraber 4 burç kaldı. Yani yay, oğlak, kova ve balığı anlatmadım henüz. Ve bunu demişken de şimdi bu videoda yay burcunun yay burcuyla, oğlakla, kovayla ve balık burcuyla uyumuna değineceğim. Yani yayın 4 burçla uyumu olacak. Bunun da sebebi hani ilk defa bu videoyla ay ben yay burcuyum şöyle diğer burçlarla benim uyumum nasıl acaba diye açtıysanız ve hani Kardelen neden sadece 4 videoyu aman 4 burcu anlatıyorsun diyorsanız, ben hani her seferinde kendimi tekrar etmek istemediğim için mesela Koç burcunun diğer burçlarla uyumu videosunda zaten Koç yay olarak ele aldım. Ya da mesela İkizler burcuyla uyumunuzu merak ediyorsanız İkizler burcunun diğer burçlarla uyumu videosunda o İkizler yay uyumuna bakın. Hatta ben açıklamalara hani bütün uyum videolarının açıklama kısmına hani hangi saniyede ya da hangi dakikada hangi saniyede işte hangi burçlarla uyumları anlatıyorum. Onları yazacağım. Sizin için bulması daha da kolay olur. Çünkü bununla ilgili bana çok fazla yorum geliyor. Sizi de anlıyorum. Çok haklısınız. Ama umarım siz de beni anlıyorsunuzdur diyeyim. Yoksa hani her seferinde hani zaten mesela ben Aslan burcunun diğer burçlarla uyumunu anlatırken Aslan yaya değindim. Yine burada tekrardan ele almak durumunda kalacağım. Öyle tekrara girmeyeyim diye böyle bir şey yaptım. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ekstra bir de daha detaylı sorular da bazen soruyorsunuz. Hani işte Kardelen benim burcum bu, işte ne bileyim partnerimin burcu şu, ay burcu şu, Venüs'ü böyle, biz uyuyor muyuz, uyumlu muyuz? Arkadaşlar buna yani şöyle cevap verebilirim. Bu bir kere sinastriye giriyor. Hani iki kişinin haritasının uyumuna bakmak gerekiyor burada. Ve ben sinastri konusunda çok bilgili değilim ve sinastri bakmıyorum açıkçası. Ben doğum haritalarından kendimce bir astrolog değilim. Hobi olarak yapıyorum. Hani kendimce iyi anladığımı düşünüyorum. Ama asla bir astrolog kadar yetkin ve eğitimli olduğumu da söylemiyorum. Dediğim gibi zaten hobi olarak ele aldığım bir alan. Şuna değineceğim. Doğum haritalarına bakmanız önemli burada ve bana böyle sorular sormazsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten hani kendinizle ilgili de böyle detaylı yorum istiyorsunuz ama benim bunları size yorum olarak söylemem pek mümkün değil. Çünkü size cevap verdikçe başkaları da haklı olarak yazıyor. O yüzden doğum haritanızla ilgili analiz istiyorsanız ona hani bir astroloğa başvurabilirsiniz ya da doğum haritası belki okuyan arkadaşlarınız varsa bu konuda böyle hobi olarak belki benim gibi yapan onlara danışabilirsiniz diyeyim. Son olarak söyleyeceğim bir şey daha vardı. Evet, onu da bir altını çizerek şimdi hemen videomuza başlıyorum. Bu videoda ele alacağım ve bütün uyum videolarında anlattığım burç uyumları genel olarak hani böyle bir anlatım oluyor. Tabii ki de bunu detaylı olarak mesela yay burcunun yay burcuyla uyumunu şimdi ele alacağım. Ama onu ele alırken bile iki kişinin doğum haritasına bakmak, o 12 evinin nasıl yani 12 evinde hangi burçlar var, hangi nasıl açılar var, aynı zamanda gezegenleri hangi evlere dağılmış ve nasıl hani hangi burçlarda, bunlara bakmakta fayda var. Eğer ki astrolojiye çok vakıf değilseniz zaten şu an bayağı bir kafanız karışmıştır. Sorun yok arkadaşlar. Diyeceğim o ki benim bu uyum videolarını çekmemin sebebi genelleme yapmak. Hani böyle %100 bu en doğru tespittir falan bence kimse diyemez. Çünkü herkesin doğum haritasını incelemek gerekiyor diyorum. Ve artık konuyu daha fazla dallandırıp budaklandırmadan öncelikle yay burcunu açıklamakla videomuza başlıyorum. Öncelikle bir yay burcunu biraz hatırlayalım. Yay burcunun gezegeni Jüpiter arkadaşlar ve eril bir burç, ateş elementine sahip ve aynı zamanda da değişken. Yay burçları nasıldır derseniz de çok maceracı. Yay böyle bir de büyüteç görevi görür. Yani genel olarak böyle haritasında buram buram yay olan birisi böyle olayları biraz abartabilir. İnanılmaz güzel böyle eğlenceli bir anlatım yeteneğine sahiptir genel olarak. Bunun yanı sıra ilahi konulara da merak duyabilir. Böyle hem hani
konuların derinlemesine inmeyi sever açıkçası. Öyle söyleyeyim, sırtı, gölge yanı ikizler olduğu için ve o daha böyle yüzeyde yüzdüğü için diyeyim mesela, yay daha derinlere inerek daha derin sohbetler kurmayı sever genel hatlarıyla. Bunun yanı sıra yurt dışına böyle gitmeye çok meraklıdır. Hani mesela üniversitede ya da ne bileyim böyle iş imkanı olursa genel olarak yaylar böyle hani yurt dışına gitme konusunda daha hevesli olabilirler. Şanslıdırlar çünkü Jüpiter zaten şans gezegeni olarak da geçer. Bunun yanı sıra bolluk, bereketi de sembolize eder Jüpiter. O yüzden de hani böyle yaylar şen şakrak, aslında ikizler de öyledir ama yaylar böyle daha nasıl diyeyim size daha... baskın da demek istemiyorum ama onların kendine has bir enerjisi vardır. Mesela ikizler daha hızlıdır, hareketlidir. Bir konudan bir konuya böyle çabuk geçebilir ama yaylar o kadar değil. Onlara göre bir tık daha yavaş olabilir genel hatlarıyla. Bunun yanı sıra hani ateş elementinden bahsettiğimiz için burada bir koç kadar mesela ben demez ama bir anda parlayıp bir anda sönebilir ya da şıp sevdi de diyebilirim ben açıkçası yaylar için. Böyle bir anda çok yükselebilir. Ondan sonra bir anda böyle duyguları değişebilir açıkçası. Buna dikkat etmekte fayda var. Bir de tabii hani uzun zamandır benim bu astroloji videolarımı izliyorsanız şunu da zaten yer yer söylüyorum. Eğer ki bu özelliklere sahipseniz siz zaten buram buram yaysınız ve de burcunuzun özelliklerini taşıyorsunuz demektir. Ama burada 0 dereceden 30 dereceye kadar giden bir yol var arkadaşlar. Ve mesela 1 derece, 5 derece bir yayla 15-20 derece bir yay arasında da büyük fark var. Hani bunun da böyle aslında astroloji bu yüzden de biraz dallı budaklı bir konu. Lucy yapma aşkım. Lucy geldi demin arkadaşlar. Ben video çekerken böyle kamerama pati atması, mikrofona gelmesi, orayı burayı tırmalaması olsun. Çok sever bunları. Şunu diyordum, derecelerden bahsediyordum. Yani burada 0-30 derece arasında nerede yer aldığı da önemli. Genel olarak şimdi yay burcunun yay burcuyla uyumundan bahsedecek olursak ben açıkçası bu iki burcun birbirini biraz zorlayacağını düşünüyorum. Neden derseniz de hani ikisi de eril, ikisi de ateş elementine sahip ve ikisi de değişken. Mesela bir taraf böyle belki daha toprak elementine sahip ya da böyle bir tık daha kararlı olsa hani genel hatlarıyla daha... böyle sakin ilerleyebilir açıkçası bu ilişki ama yay yay ilişkisinde çok fazla tutku olabilir. Birbirlerine çok fazla yükselebilirler ama sonrasında da birbirlerinden kolayca sıkılabilirler. Çünkü yay hani macerayı da sevdiği için bir yerde çok fazla kalmak, çok bağlanmak da istemeyebilir. Hani kova da yay da özgürlüğüne çok düşkün burçlardır. Dolayısıyla buralarda sıkıntı yaşayabilirler. Bunun yanı sıra birbirlerine ama katacakları kesinlikle böyle macera anlamında ya da yeni fikirler anlamında çok şey olabilir. Çok eğlenceli olurlar yani. Böyle bir birliktelik muhteşem eğlenceli olur. Ben yine en iyimser tarafından yaklaşacak olursam yay yay uyumuna %65 verebilirim. Bu arada siz de hani eğer yaysanız ve yay partneriniz varsa sizin uyumunuz nasıl onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Hem yay hem de bu videoda anlattığım hani bütün burçlarla artık hangisiyse bir beraberliğiniz varsa atıyorum siz yaysınızdır ya da partneriniz yaydır, balık burcuyla berabersiniz. Onunla da ilgili yorumlarınızı yazarsanız sevinirim. Oğlak yay uyumuna gelecek olursak, Oğlak burcu arkadaşlar dişil, öncü ve aynı zamanda toprak elementine sahip. Şimdi yay ne kadar aslında böyle maceracı, dışa dönük ve eğlenceliyse Oğlak da bir o kadar sabırlı, ağırdan alan, öyle kesinlikle hani hemen hareket etmeyen. Mesela yay fevri olabilir ama bir Oğlak, buram buram Oğlak özellikle hiçbir şekilde fevri değildir. Başarı odaklıdır, çalışmayı sever, disiplinlidir, öyle hemen mesela bir ilişkiye de başlamaz. Öncelikle bir gözlemler, inceler. Ve sonrasında onu süzgecinden geçirir. Ondan sonra uygunsa ona göre hareket eder. Ama yay mesela duygularına kolayca kapılıp gider. Dolayısıyla da aslında bu uyumsuzluklar diyeyim tırnak içinde bu ilişkiyi çok uyumlu bir hale getirebilir. Ben yay-oğlak uyumuna %84 veriyorum. Çünkü aslında hani mesela buram buram yay ve buram buram oğlaksa yay burcu birçok yerde mesela çok hızlı hareket ediyor ve kafasına eseni yapıyor ve
hani fikrini mesela almıyor partnerinin. Oğlak ona onu öğretebilir. Biraz daha sakin ol. Önce düşün. Ondan sonra hareket et. Biraz böyle bir gözlem yapalım. Bakalım. İşte mesela hani yay hadi yarın şuraya gidelim ve gidiyoruz diye. Aslında tabii ki arada bu da iyi. Ama oğlak mesela hayır şu anda işlerim var. Bunları bir organize edeyim. Ondan sonra ona bakarız diyebilir. Dolayısıyla da aslında yaya kıyasla oğlak daha sorumluluk sahibidir. Ama dediğim gibi yani gerek ateş, toprak olarak hani elementlere de baktığımızda gerekse zaten biri daha mantık, biri daha duygu odaklı olarak genel olarak ele aldığımızda bu birliktelik çok uyumlu olabilir. Şimdi yay kova uyumuna gelecek olursak, yani yay kova gerçekten olursa muhteşem olur ve olmazsa da birbirini çok zorlayan iki burç diyebilirim. Birbirini zorlamalarının arkadaşlar en büyük sebebi birbirlerine çok benziyor olmaları. Tabii ki benzemedikleri yönler de var ama benzedikleri ortak nokta ikisi de özgürlüklerine çok fazla düşkün. Sadece kova bir tık daha mantıksal diye düşünüyorum ben açıkçası yaya kıyasla. Bir de mesela yay dediğim gibi hani çok kolay böyle yine parlayabilir koç gibi olmasa da hani böyle ateş olduğundan dolayı ama havayı aslında o tartışmaya teşvik ettirebilir. Yaylar bana kızmayın hani size böyle işte siz başlatıyorsunuz falan demiyorum ama şimdi ateş ve hava zaten birbirini körüklediği için mesela bir tartışma başladığında alttan alan bir tarafın ya da özveride bulunan bir tarafın olması gerekiyor ama bu ilişkide iki tarafta böyle birbirinin üzerine gidebilir. Kova burcu ondan bahsetmedim. Eril hava elementine sahip ve aynı zamanda da sabit bir burç. Biri değişken birinin sabit olması hani tabii ki de o ilişkiye böyle bir dinamiklik katar. Çünkü mesela boğa kova uyumunda hani alakasız oluyor ama ikisi de sabit bir burç. Orada biraz işler hani her ne kadar kova olsa bile rutine bağlayabilir. Zaten boğa mesela rutinden hoşlanır. Oysa ki hani değişken ve sabit o ilişkiye böyle biraz daha macera katabilir. Tutku aralarındaki tutku gerçekten çok güçlü olabilir. Ama hani sevdim mi tam severim sildim mi bir kalemde vardır ya. Kova yay birlikteliklerinde bu mümkün olabilir. O yüzden özellikle yaysanız ve bir kova partneriniz varsa yani daha doğrusu değerlendirdiğiniz kişi kovaysa tabii ki böyle günlerce, aylarca, yıllarca oturan bir ilişkiniz varsa şahane. Ne mutlusunuz diyorum. Ama böyle yeni yeni birbirinizi tanımaya başlıyorsanız ve olur mu olmaz mı bakıyorsanız arkadaşlar bu burç birlikteliği için çok gözlemde bulunun. Yani gözlemleyin, bakın, tanıyın birbirinizi. Hatta ben hani her burç birlikteliğinde böyle arkadaş olun falan demem ama özellikle yay kovalar için bir arkadaş olurlarsa iyi olurlar. Hani ondan sonra aslında biz sevgili olarak iyi miyiz, değil miyiz buna bakmalarında fayda var diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra başka ne söyleyebilirim? Biraz ukala olarak algılanabilir. Böyle ben bilirim havaları olabilir hani gölge yanlarında. Çünkü kovalar yani zeka burcudur. Dolayısıyla dahiler falan hani hep kovadan çıkar derler ya. O yüzden böyle biraz bu yönleri onları eğer ki çok uç noktalara giderse ben biliyorum canım noktasına vardırabilir. Bu da asla yani hiç kimsenin bence hoşuna gitmez. O yüzden kovaların bu noktada kesinlikle dikkat etmesi gerekiyor. Ve yay hani öyle alttan alan falan bir burç da olmadığı için burada da çakışabilirler diyebilirim. Ama onun dışında hani ikisi de böyle birbirlerinin alanına saygı duyar. Yani gayet güzel anlaşabilirler. Bu burç uyumuna ben dediğim gibi yani olursa %75 falan uyum verebilirim. Ama olmazsa da gerçekten çok kötü olabilir. O yüzden yine dediğim gibi ilk önce arkadaş olmalarında fayda var diyorum. Ve son olarak yay balık uyumuna gelecek olursak arkadaşlar. Balık burcu dişil, su elementine sahip ve değişken. Şimdi balıklar çok merhametli, çok özverili, inanılmaz empati yeteneğine sahip. Gerçekten sevdiğini böyle koruyup kollayan, aynı zamanda hayaller alemine kapılmaya da çok meyilli. Çok verici, hatta böyle hani hiç ben sana bunu vermiştim, sen bana bunu verdin, vermedin işte. Ben sana şunu yaptım, sen bana bunu yapmadın. Böyle hesaplara da hani girmezler genelde kolay kolay. Çünkü çok koşulsuz bir sevgileri vardır balıkların. Bunu demişken şimdi yay, eril, ateş dedik.
Aslında bu yani yay balık birlikteliği de çok güzel bir birliktelik olabilir. Uyum olarak %95 veriyorum. Benim diğer hatta uyum videolarımı izlediyseniz şunu hep söylemişimdir. Hatırlarsınız o videolardan da. Balık burcu bütün burçlarla en iyi anlaşan burçtur. Bunun da en büyük sebebi arkadaşlar balık 12. burç olduğu için aslında hani koçtan başlıyoruz ve şöyle daire çizerek hani tamamlandığı için o işte daire. Koç, boğa, ikizler diye geldiğimizde balık aslında bütün o 11 burcu içinde taşıyarak 12. burç olan burç olduğu için bütün burçlarla en kolay anlaşan burç diye geçer. Hani genel olarak bana bunu hocam söylemişti zamanında ve kafama da açıkçası çok yatmıştı. Şimdi yay mesela böyle ateş olduğu için böyle bir anda mesela işte maceralara atılalım, şunları yapalım falan derken balık da böyle su gibi onunla akabilir, ona uyum sağlayabilir ama aynı zamanda ona böyle bir sakinlik de getirebilir. Çünkü balıkların genel olarak sesleri de, duruşları da, yani duruş demeyeyim burada da sesleri daha meditatiftir. Mesela yay genel olarak dışa dönüktür ve anlatmayı sever çok genel olarak. Ama yay, aman balık da bir o kadar dinlemekten hoşlanır. O hani daha böyle sünger gibi o duyguları çeker. O düşünceleri ona anlatılsın karşı taraftaki. Yani aslında balık burcu kadın ya da erkek bir ilişkide gerçekten çok iyi böyle uydu anteni gibidir mi diyeyim size. Yani sünger gibi çeker böyle her şeyi kendine. Mesela sizin bir derdiniz varsa o bir balığın derdi olabilir. Ama tabii bunları demişken yani şunu söylemek istiyorum bütün bunlarla çok çok fazla anlayış gösterir. Bu anlayış da ama onlara pahalıya patlayabilir. Ve aynı zamanda da hayal alemine kapılabilir. Mesela balıkların en kör noktalarından biri aslında hayallerinde yaratırlarsa partnerlerini ve karşılarındaki kişiyi olduğu gibi görmezlerse sonrasında büyük hayal kırıklığına uğrayabilirler. Ya da duygularını, düşüncelerini hani karşı taraf kırılır, alınır diye ifade etmekten çekinirlerse bu onları gerçekten hasta edebilir. Yani onlara iyi gelmeyebilir. O yüzden balıkların buna dikkat etmesi gerekiyor. Çok genel hatlarıyla arkadaşlar yay burcunun diğer 4 burçla uyumu bu şekilde. Dediğim gibi tabii ki de bunun çok fazla detayı var. Yani ben burada size çok genel olarak uyumlardan bahsediyorum. Eğer ki detaylı sorularınız varsa aslında şöyle yapabiliriz. Hani videonun başında yorumlar zor oluyor dedim ama Instagram'dan şuraya ya da buraya bir yere bırakacağım. Instagram'dan takipte kalırsanız açıkçası ben belki oradan bir story paylaşarak hani sizden gelen soruları alabilirim. Tabii ki de hani olabildiğince böyle doğum haritası analizine beni götürecek sorular sormazsanız ama böyle daha genel hem sizin hem de başkalarının faydalanacağı astroloji soruları sorarsanız oradan o şekilde belki YouTube'a bir hani astroloji ile ilgili soru cevap videosu çekebilirim. Böyle bir şey düşündüm. Yani tabii ki YouTube'da da hani yorumlara da buradan yazabilirsiniz. Dediğim gibi ama sadece hani size özel olmasın ki birçok insan faydalanabilsin. Bunun yanı sıra bu videoyla ilgili de herhangi bir sorunuz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Her cuma 6'da video geliyor arkadaşlar ve yani ilerleyen günlerde her video değişik oluyor hani. Bir vlog geliyor, bir astroloji videosu geliyor, bir cilt bakımı. Bilmiyorum içimden ne gelirse bazen işte kitap ya da dizileri, filmleri falan anlattığım öneri videoları geliyor. İçimden geldiği gibi. Ama astroloji videolarına bayağı ara verdim. Farkındayım ve zaman zaman hani Kardelen şununla da ilgili işte video çeksene diye sizden de istekler geliyor. Büyük ihtimalle ilerleyen günlerde Merkür Venüs'ü ele aldım. Yani gezegenleri ele alabilirim ve Oğlak, Kova, Balık uyumu kaldı. O üçünü bitirebilirim. Bu şekilde bunun yanı sıra da dediğim gibi zaten sizden gelen yorumlar ya da sorular her zaman başımın tacı diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için kocaman 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 mahalo diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Her şeyi halledeceğim derken bir şey unutuyorum ya. Neyse şuradan alıyorum ben. Bu arada tripodun altına giriyor Lucy de. Yani rahat edemiyorum. Gitsene Lucy ya. Video çekiyorum aşkım. Diyorum ki bu video kısa olsun.
Tamam diyorum, yapacağım diyorum. Bu video kısa olacak. Kısa olmasını niyet ettiğim için uzun uzun konuşasım geliyor.